İsimlerin kadere etkisi var mıdır? Evet hocam, son izleyicimizin sorusu isimlerin kadere etkisi var mıdır? Malumunuz Efendimiz hani bununla ilgili tavsiyeleri de var. Evet. Kıymetli izleyicimiz herhalde ondan yola çıkarak böyle bir soru sormuş. Evet, Emrullah hocam, şimdi sizin isminiz ne güzel, Emrullah. Allah'ın emri. Her şey Cenab-ı Hakk'ın emriyle oluyor elbette ki. İşte Abdullah, Allah'ın kulu veya Arapça belki bir karşılığı olmayan çeşitli isimler var. Çok örneklendirme yapmayalım çünkü bu yanlış anlaşılmaya da müsait olabilir. Bir de ismin Arapça anlamı, Türkçe anlamı, Farsça anlamı, farklı bir dildeki anlamı farklı da olabilir. Çok da doğru bulmam ben bu Arapçada böyledir, falan dilde böyledir diye girmeyi. Annesi babası beğenmiş bir isim vermiş. İsmiyle yaşasın deriz ya biz, çok güzel bir duadır benim kanaatimce bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman hayatına ve sözlerine sizin örnek verdiğiniz şekliyle Efendimiz güzel isim vermeyi tavsiye ediyor ve ahirette kıyamet gününde de o isimle ve babasının ismiyle çağrılacağını haber veriyor. Demek ki bu önemli bir mesele. Hem dünyada hem ahirete de uzanan bir tarafı var. Fakat Efendimizin buradaki uygulaması hepimizin bence güzel bir örneği. Efendimiz olumsuz isimleri değiştirmiş. Diyelim ki ismi olumsuz bir mana. Şimdi örnek vermek istemiyorum çünkü bazı arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin ismi bu şekildedir. Olumsuz bir anlamı var. Böyle çok güzellikle falan uyuşmayan bir anlamı var. Efendimiz onu güzel bir isme değiştirmiş, kelime anlamı olarak. Bir diğer şey, diyelim ki Abdüşşems, Arapça gidelim. Ne demek? Güneşin kulu. O Abdullah olacak. Güneşin, ayın, yıldızın kulu olmaz. Olacaksa Allah'ın kulu olur. Öyle olur değil mi? Onun için işte Abdullah, Abdurrahman gibi, Abdülkadir gibi isimler verilmiş. Dolayısıyla burada güzel isim vermek, bu hem dini anlamda hem de işte telaffuz olarak çevresince ayıplanmaması gibi açılardan bu şekilde isimlendirmek gerekir. Fakat diyorsunuz ki isimlerin kadere etkisi var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Ben onu söyleyeyim. Ama bazıları bu konuda tahliller yapıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Ben şahsen, altını çiziyorum, şahsen bunlara pek itibar etmiyorum. Benim ismim Bayram. Bayram değildi işte, Abdülkadir olsaydı çok farklı olacağını düşünmüyorum şahsen. Hayatımın veya ilişkilerimin çok farklı olacağını düşünmüyorum. Anneciğim, babacığım o zaman böyle bir isim sevmiş, beğenmiş. Doğduğumuz günle de ilgili olarak böyle bir isim vermiş. Sizinki de öyle takdir edilmiş. Belki dededen, belki nineden. Bunların ben zararı olmadığı kanaatindeyim, az önce çizdiğimiz çerçevede. Faydası da olmadığı kanaatindeyim kişilerin üzerine. Ama bu benim şahsi tercihimdir. Ve kaderle bunun bir ilişkisi olmadığı kanaatindeyim. Ama insanın psikolojisini, duruşunu, bazı ilişkilerini etkileyebilir mi? Bu mümkündür. Bu da biraz dini ilimlerin değil, dolayısıyla kaderin değil, işte mesela psikoloji bilim dalının ilgisi olabilir. Orada da ilgili uzmanlara müracaat etmek doğrudur diye düşünüyorum.